Gül'de bu sene ciddi bir yani kuraklık hissedildi. Çünkü en son ıspartı yağışlar Şubat ayında düştü. Ondan sonra yani daha düne kadar yani 30 Mayıs'a kadar yani yağmurlar çok kısa süreli. Yani belki 15 dakikalık, 20 dakikalık yağmurlar düştü ve mevsim normalden çok üstünde bir sıcaklık yaşandı. Bu da haliyle hani gül gibi çok hassas bitkilerde ciddi bir verim kaybına sebep oldu. Hem çiçek ağırlığında bir azalma neden oldu, hem de biliyorsunuz gül sabah toplanır ve sabahın çiğiyle toplanır. Havanın serin olması lazım ki uçucu yağ kaybı olmasın. Ancak sabah saatlerinde bile yüksek sıcaklığa maruz kalan güllerde ciddi bir koku kaybı oldu. Normalde fabrikalarda aşağı yukarı hani 3,5 ton veya 4 ton civarında bir rekolte, yani 1 kilogram yağ üretmek için rekolte alınırken, bu yıl bazı bölgelerde 5 ton, 6 ton, 7 tona kadar 7 ton çiçekten 1 kilogram yağ alan yerler oldu ve kalitede de önemli kayıpların olduğunu da söyleyebiliriz.